Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum, beni şad et şadiye başım için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna Geldik kanalındasınız. Ben Samet. Don't Starve'ın adalarda geçen DLC paketine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakıyorum 11. gündeyiz. 12. güne geçmek üzereyiz. Birkaç gün video atamadım. İşler güçler arkadaşlar. İdare edeceksiniz artık arada. Şimdi ne yapıyorduk? Biz burayı ben çevirmişim gördüğünüz gibi ev yapalım diye. Ama evimiz bu kadar küçük olmasın. Şöyle biraz daha ben vakit varken kazıyım. Şuraları sabahın erken saatlerinde erken kalkan ne alır? Yol alır. Erken evlenen o da alır bir şeyler. Evet. Karnımız birazcık aç arkadaşlar. Yeme içme olayına birazcık öncelik yapsak iyi olacak. Artı ben buraya bir sandık yapmalıyım. Ağaç kesmeye başlayayım. Tohumlarını yemeyeyim ben bunların dikelim. Şuraya birkaç sandık yapalım ki eşyalarımız maymunlardan korunsun. Maymun bak git. Kafanı kırarım ha. Bunlardan hiç tohum düşmüyor ya. Heh, yumurta düştü. Tamam şunu bir dik şuraya bakayım. Ağaç önemli. Yarın bir gün ağaçsız kalacağız. Sefa mıydı bir arkadaşımız? Galiba Sefa'ydı diye hatırlıyorum ismi. Bu yelken yapmıştık hatırlıyorsunuz. Yine benim dediğim gibiymiş. Daha büyük bir gemi yaptığımızda o yelkeni ona takacağız. Teşekkür ediyorum kendisine. Bilgi verdiği için. Şöyle bir erzaklarımızı toplayalım. Yumurtamız var. Kaç odunum var benim şu an? 6. Yetmez. Daha ağaç toplamam lazım. Yani küçük toplamam lazım. Burası da örümcek yeri. Birazcık kenarından dolaşayım. Şimdilik örümceklerle uğraşmayalım. Ya benim zırhım falan vardı. Çok güzeldi. Hepsi denizin ortasında kaldı ya. Onları bir şekilde... Ay yılan! Kafanı kırarım senin yılan. Hayt kaç! Şöyle ben bunu kayıtlaya kayıtlaya keserim. Tamam. Şimdilik yılanımızın... Yılanların öcü. Şunlar değerli bir şeydir diye... Saklıyorum arkadaşlar. Uzağa atıyorum bilerek ki maymunlar hiç etmesin. Şimdi şu odunlarımızı bir alalım tekrardan. Yemimizi hemen yem diyorum ya. Tohumumuzu yiyelim. Gerçi bir nevi yemleniyoruz. Şunu da şuraya dikelim. Şu odunu da alalım. Şuradan bir ağaç daha devirdiğim zaman ben sanırım sandığımızı hallederiz. Akşama yumurta var zaten. Onu bir çakarız şöyle. Az pişmiş. Sarısına böyle ekmek. Ekmek yok ama. Ay ters. Hepsinden yılan çıkıyor. Aha sarılısı çıktı yılanın ha. Bunlar demek ki değişik. Sarılısı var normali var. Yılanların. Şöyle. Heh biri uyudu. Dur. Tamam demek ki bunlar belli bir süre sonra uyuyor. Ben şu sarılıyı da bir keseyim bakayım içinden ne çıkacak onun. Uyu lan. Uyu lan yılan. Yılan uyu lan. Ama sen uyuyordun az önce uyumadın. Bir tane vurayım sana ben şöyle kaçayım. Dur ben seni hallederim. Heh et çıkıyormuş tamam güzel. Sen hazır uyumuşken ben sana... Sen gittin oradaki kelebeği mi öldürdün lan? Bundan da et çıktı. Tamam. Ne bırakayım ben şimdi şuraya kürek bırakayım. Maymunlar alır mı küreği? Etrafı kazarlar mı acaba? Neyse şimdilik güvende gibi duruyor. O ağacın odunlarını alıp geleyim ben hemen. Şat. Şöyle şimdilik... Sanırım yeterli diye düşünüyorum odunumuz. Hemen bir gidelim. Şuraya bir sandık yapalım da. Şimdi robot falan oluyordu önceden buzdolabı yapmak için. Lakin şimdilik öyle bir şey görmedim. Robottur bilmem nedir. Acaba onlar için nasıl bir şey gerekiyor? Şimdilik şu kömürleri bırakıyorum. Şu boardları almak için sandığımızı bir yapalım. Evet, sandık nereden yapılıyordu? Şuradan. Tamam. Şuraya bir tane sandık koyalım ki.
Heh, şimdi şöyle kömür falan koyalım içine. Ateşin başına geldiğimizde buradan alır. Ha, biz kömürü ne için yaptık? Şey için. Tencere yapacaktık. Bak onu unutmayalım. Doğru. Bugün diğer amacımız tencere yapmak olsun. Başka şunları falan koyalım şuraya. Ne var? Şunu yiyelim. İki tane et koyalım. Üstümüzde biraz yer açılsın. Şu yelkeni de şimdilik kullanabileceğimiz için koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Ateşte yakarız akşam olunca. Şimdi kömür. İki tane kömürümüz var. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben burayı yakarsam burası komple gider. O yüzden daha tenhada bir ağaç bulup fazla yayılmayacak şekilde. Evet, şu ikisini yakarsam mesela işimi görürüm. Arkadaşlar, burası hanginizin eviydi bilmiyorum ama. Aman oradan sıçramasın ya. Bayağı gitti yine bu. Neyse tamam, şu an kontrol altında gibi duruyor. Kül de lazım olur. Şu külü de ben bir alayım maymunlar almadan. Şimdi vurdum, kömürünü aldım, tamam. Bir tanecik kömür düşüyor ya. İki. Yeter mi acaba? Daha fazla yakmak da istemiyorum açıkçası. Ne olur ne olmaz diye. Bir de şu salla şu ağaca gidip keseceğim. Bir ondan ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi. Happy topu tencere yapacağız ya. Aç bakayım. Nerede benim diğer kömürlerim? Onları da aldım. Yanaştım şuraya food sekmesinden. Tencere için. Bakıyorum. Tencere nerede lan? Heh. 4 tane odun değil 6 tane gerekiyormuş. 3 tane kesilmiş taş. 6 tane de sap. Şu an hiçbiri bizde yok maalesef. O zaman ben en azından şu kömürü tamamlayayım. Şu iki ağacı da yakacağım. Nerede benim meşalem? Meşalem. Yak bakayım şunları. Gece vakti. Aaa yanıyorum. Neyse sabah gelirim oraya tekrardan. Akşam oluyor artık. Maymunlar. Uzak durun benden. Aa, benim buraya bıraktıklarımı aldınız mı? Oğlum sizin... Sizin ben var ya. Hayret bir şey. Bana bir şey bırakmamışlar. Kömür atacağım mecbur. O meşale bizi idare etmez sabaha kadar. Lan. Keserim ha sizi. Kaybol. Aa. Oo, attıkları tezek oluyor. Çok güzel. Güzel tamam. Ne atıyorsunuz da tezek oluyor? Anlamadım ki onu. Bak. Oğlum bak millete bok atmayın. At bakayım at. Ben onları toplarım. Tamam ben bunlarla tarla yaparım ya. Ben bunları kızdırayım o zaman. Gel lan buraya. Bu kömür bana yeter mi sabaha kadar? Bir tane de tezek atayım artık. Ayı. Gel. Gel ışığa gel. Gel meydana gel meydana. Ölüyorum acımdan. 3 yumurta pişir. İyi 15 yaptık şimdilik. Bir tane de artık canavar eti yiyeyim yani ne yapayım? Çok fazla seçenek yok. Tencere yaparsak bunları güzel yemekler haline dönüştürebiliriz ama şimdilik yok. Tenceremiz. Kötü durumdayım gibi hissediyorum ya birden bilmiyorum. Bakalım ne kadar hayatta kalacağız. Benim sapa samana ihtiyacım var. Sap lazım daha doğrusu. Taş lazım. Kesilmiş taş yapmak için. Sakallarımız uzadı bu arada. Hemen şöyle bir çıkayım. Tohumdur mohumdur en azından yolda bulursak yeriz. Şu ağaçlarımız yandı. Kömürlerini alalım. Tamam 6 tane lazımdı. Biz yaptık 5. O zaman şundan da bir tane çıkar herhalde yani. Hemen yakayım şöyle. Hemen beni de yakıyorsun ya. Bekleyeceğim başında. Ondan sonra sapa ve taşa bakalım. Papağan yanacan yanacan. Öldü salak. Öldü ve yandı sanırım. Tamam kömürümüzü altıladık. Lan külü alacaktım kaçırdım. Şuradan birkaç tohum yiyelim. Şimdilik bizi idare etsin. Taşlar volkanik bölümde bolca vardı. He bir de kürekle kazılıyor burada, buralar demiş şeyler. Şu an küreği ben bıraktım ama bir ara kazarız ne çıkacak bakarız. Şunlardan sarılılardan altın çıkıyormuş.
Sap da var. Güzel. 6 tane sap lazım bana. 3 oldu. Tamam. Tencereyi herhalde yaparız bugün. Şundan da toplayayım ne olur ne olmaz. Lazım olur. Çekil. Yiyeceğim ben onu. Bu maymunlarla yakın olmak hoş olmadı gibi ya. Bilmiyorum, illaki faydaları da vardır ama. Başka ne var burada? Şu dalı da alayım. Taş şu anda 4 taneden çıkıyordu galiba. Kazma. Kazmam var mı üstümde? Var, tamam. Ben şurayı bir kazayım bakayım. Gerçi sen dibimdeyken... Aldı hemen ya. Tam bir baş belası bunlar. On üç. Bir de şunu kazayım. Tencere yaparsak çok daha doyurucu yemekler çıkartabiliriz. Ve canavar etlerini de zarar vermeden kendimize yiyebiliriz. Bu yüzden tencere önemli. Şimdi buradan örümcek çıkar mı? Ben bunu kazsam. Çıkarsa kaçarız derken çıktılar. Tamam. İyi, ben bunları da bir keseyim bakayım. Tohumum var mı yiyecek? Önce bir tohum. Gel. Aa, kırıldı. Tamam, bir tane de etimiz oldu. Hemen tencere yapmaya başlayalım. Şu kum yığınlarını da kazalım bakalım. Onlardan ne çıkacak? Kürekle. Nerede benim evim? Tamam, geldim. Hemen bir tohum daha. Onu da yiyelim. Şimdilik bu şekilde. Tamam. Şimdi kesilmiş taş. Kaç tane istiyordu? 4 mü? 3 mü? Neyse, ben fazladan yapmış olayım. Şu anda yapabiliyor olmam lazım tenceremi. Hayatta kalmadan. Hayatta kalma değil ya. Şurası. Heh. Bu arada buzdolabı hala aynı şekilde gear'la yapılıyor ama robotlar nerede bu haritalarda? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bunun içine ben bir tane şöyle et koyayım. Başka şu anda koyulabilecek bir şeyim yok. O yüzden malzeme toplamaya başlayalım bir an önce. Açlıktan öleceğiz yoksa. ...15 canımız şeyimiz var. Açlığımız. Yani çok da fazla bir şey yok burada toplayacak ama... Ne bileyim, çilektir bilmem nedir. Ya da bunların tohumları yenilebiliyordu. Bir deneyeceğiz artık. Bir tohum düşüreyim bakayım. Kozalak daha doğrusu. Yemeğin içine koymaya çalışayım onu. Beni zehirledi bu. Vay canına. Sarılar zehirli mi oluyor acaba? Hayt! Kaç. Tükürüyor mu lan o? Vallahi 105'e düşürdü. Çok da fazla düşürmüyor gibi. Bilmiyorum neye sebep olacak bu. Bakalım. Yani arada etkiliyor, arada geçiyor. Tabii tedavisini de bilmiyoruz şu anda. Kader, kısmet. Ha, bu yenilecek olandan değil lan. Yani bu sürekli canımı götürecek mi, bir yerde duracak mı? Bir yerde durur diye tahmin ediyorum. Şu anda ben buna bir şey yapamam. Abi, canavar etinden bir tane daha koyacağım. Hatta bir tane daha koyacağım. Bir de dal koyacağım. Çöp şiş yapmaya çalışacağım ben. Şu anda hiç malzemem yok. Bir tane de şöyle dal koyayım. Bakayım ne çıkacak, kısmet. Bir. Canım bir. Can gitmeye başlayacak şimdi. Yiyecek bir şeyler çabuk çıkart. Bu beni doyurur mu, öldürür mü? Hadi be! Hiçbir işe yaramayan bir şey çıktı. Çabuk 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 bir şeyler yemeliyim. İlk bölümün sonuna geliyor olabiliriz arkadaşlar. Yani serinin. Her an ölebilirim. Çok kötü, hava da karardı. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Her şey çok kötü geldi üst üste ya.
Dur. Bir saniye durun. Onu alayım. O bana lazım. Şundan kendimi birazcık iyileştirebilirim. Neye yaradıysa. Arkadaşlar pes etmek üzereyim. Bitti maalesef. Neyse. Yeni karakterler açmış olduk arkadaşlar. Kısa bir video oldu sanırım ama gördüğünüz gibi I'm dead, yani öldüm. Yapacak bir şey yok. Tekrardan baştan başlarız. En azından artık öğrendik sarı yılanların neye yaradığını. Zehirlenirsek ne yapabiliriz? Oyun nasıl bir şey? Bir görmüş olduk. Bir dahaki serimizde artık daha canlı bir şekilde devam ederiz diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.